Selamünaleyküm sevgili YouTube ailem. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler inşallah. Biz köye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda köydeyiz. Niye geldik? İrem'in sinisi gelecek. Bizim Aksaray'ın sini adeti vardır. Kayınvalide erkek tarafı sini getirir. Yaptığı çeyizleri falan getirir. Öyle bir adetimiz var. Başka yerlerde var mı bilmiyorum da. Burada öyle var. İrem'in sinisi gelecek. Onun için ona hazırlık yapmak için geldik köye. Şimdi de yaprak saracağız. Hazırlığımıza başladık. Bu arada köpek de geliyor bu tarafa. Tuana tut. Ana. Hayatta en korktuğum şey köpek arkadaşlar. Şimdi aşağıya bahçeye iniyoruz. Yaprak toplayacağız. Efendim anne. Bahçe turu yapacağım yani sizinle. Yo, korkarım. Geriden severim ama köpeğe aklım çıkar. Nasıl iyi bakıyor? O benim onun ekmek vermemi bekliyor ama. Acıktı mı? Ben her balkona çıkmamda yanıma koşuyor ekmek vermem için. Hadi ver de inelim, ben inemedim. Hadi bahçeye doğru bir gidelim bakalım. İnşallah havlamaz. Neyse, cesaret alayım geçeyim yanından. Şöyle bahçenin şu ucundan başlayalım. Önce bir güneşten de görünmüyor. Ocak yakıyor şu anda. Yaprağı burada haşlayacağız. Çanak, büyük çanağın yok muydu? Burada pişireydin yaprağı da geri. Çanak var ya da şu küçük. Tencereye saralım. Şuna. Ocakta pişirmeyelim mi? Ocakta nasıl tatlı olur? Taze pişer tencerede, bir şey olmaz. Şu da kara yiyenim. Saçaklı yiyenim. Teyze, sana inşaatı göstereyim mi? İnşaatta sonra çıkalım. Onu ayrı çekelim. Çifter çifter köpekler. Tabii benim aklım çıkıyor. Yaklaşamıyorum. Hepinde poz ver. Esas da nasıl duruyor bak hele. Thomas da oh yan gelmiş. Keyifte Thomas da vallahi. O şuraya çıkınca ayak ayak üstüne atıyor biliyor musun? Geçen çektiydim ya. Thomas da burada yatıyor. Aydın bir şu çiçekten almadı. Hepsinden aldı. Şu bir hoşuma gidiyor ki. Cam güzeli bunun adı da. Nasıl yaşmış? Burası bahçenin girişi. Şöyle bahçeye de girdik. Ana maşallah elmalar nasıl çok. Bu sene gayesi yok da elma ne kadar çok. Erik yiyelim mi? Hani erik nerede? Kız kardeşimin bahçesi arkadaşlar burası da. Gördüğünüz gibi mısırlar ne koca koca olmuş. Bir şey orada var, bir şey orada var. Hangisine gidelim? Fasulyeler, mısırlar. Nerede? Uzakta mı? Bir şey orada var, bir şey orada var. Yaprağın soğanını doğradık. Ocağın üstüne koyduk. Bayağı bir çok soğan. O kavrulurken kızlar ona bakarken biz de bahçeden yaprak toplayacağız. Nane, maydanoz alacağız içine. Çiçekler nasıl güzel olmuş. Tuana şundan biz tac örerdik biliyor musun? Senin kadarken çocukken. Nasıl güzel olur. Bu daha güzel olur. Kopmaz. Bak kancığın sakladığı kemik. Aa, çiçekler ne çiçek açmış vallahi maşallah. Annem böğürtlen dikti. Çilekler dikti. Oo, domatesler çıkmış maşallah maşallah. Ama ne kadar otlanmış. Teyze çilekler çıktı biliyor musun ben dedim. Şu da sirke notu arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum şöyle. Güneşten görmüyorum da. Sirke notu onun da yemeği olur yumurtayla. Çok güzel olur. Şu. Sonra ben bir toplayayım. Bunu da. Lan erik ağacı nerede? Yer mi değiştirmiş? Evin kızı erik ağacını bulamadı arkadaşlar. Koca bahçenin içindeki erik ağacını bulamadı evin kızı. Şu herhalde ona gideyim.
Bir arayalım bakalım şu erik ağacı neredeymiş. Şu çiçekleri görünce çocukluğum aklıma geldi. Tac örerdik biz bunlarla. Anam bura yağış. Hep su kız bura. Ayağım gömüldü çamura. Buldun mu erik ağacını? Nire gitti ki? Ne kadar gezginciymiş sizin erik ağacı. Yerinde durmuyor. Bu badem. Anne! Erik ağacı nerede? Erik ağacımız yok. Gitmiş. Ne kadar gezginci ağacınız var. Şunları toplayacağız. İşte nasıl yapraklar büyümüş bakalım. Şu ne? Bu da mı badem? Şuradan yaprak toplayacağız arkadaşlar. Sarmak için. Şu hayırlısına erik ağacını bir bulalım da. Ondan sonra da yaprağa geçelim. Gezginci erik ağacını. Şurada da hayvanlar var. Onları da bir ayrı çekeceğim. Tam sarmalık büyümüş yapraklarda. Bizim burada üzümün üstünü aşmayın diye yaprağı toplatmazlar. Bazı yerlerde de üzüm güneş korsun diye üstünü topluyorlar. Çıkta zaten yaprak arasında kalınca nemden bir şey oldu diyorlar ya. Güneş korup da tatlanması gerekiyormuş. Bizim burada da yaprağın üstünü aşmayın derler. Bir şey oldu derler ya yaprağın. Neydi ya? Tamam. Külleme. O nemden oluyormuş işte yaprağın arasındaki. Biz yaprağımızı toplamaya devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra açma. Ya niye kurdun? Ben de kapalı sandım önce. Gözümün en çıkartmadan toplayaydık. Erik ağacına gelmedin benle. Yerik. Yazıklar olsun. Bulamadın ki. Nasıl erik ağacıysa yerinde durmuyor. Dutlarımızı çekmeyelim mi ya? Aynen. Ayıp bir şey. Korumuyorum, korumuyorum da. Şundan bir tane yiyelim bu tatlı gerçekten. Şu haliyle. O beyaz dut işte. Aşılanan beyaz dut ondan da attım. Herhalde şu tatlı. Bu topladığımda ya elimden geri düştü. Tatlılaşması da evet, yere düşüyor tatlılaşınca. Burada da yenmez. Ne yapıyorlar biliyor musun? Şöyle perde yapmışlar. Sen de öyle yap. Eski tül perdeyi şöyle bağlamışlarından şöyle dallara. Bir güzel birikiyor. Yere de seriyorlar. Çadır var ya beyaz bizim büyük. Onu dedim serelim şöyle. Değmez. Tadı yok. Yine de ne kadar tatlı. İşte bundan iyi reçel olur. Tadı olmadığı için. Şeker patlayacak ya. Reçeli de yemiyorlar. Nasıl iyi olur? Ben nasıl severim? Sen seversen yap. Yaptım geçen sene. Yemediler. Sen yap o zaman ökülenleri. Şöyle bütün perde tutun. Dün kantinci var ya o tarafta. O kadının kapısından şöyle bak. Yapraklarımızı topladık, haşladık. Şimdi de yaprağımızın içine nane koparıyorum. Şöyle taze nane. Şuradan da dereotu nerede diyordu? Şurada. Şurada koparttın çıktı. Selanın içinde.
maydanoz. O pişmeden olmaz ama. Su yeter. Bıçağı getirmek lazım. Şöyle kokunu almayalım da. Açtım. Aç. Ot pişmeyeni nasıl severim ben? Bütünkini piştirdim geçen. Nanelerimizi aldık, maydanozumuzu da aldık, dereotumuzu da topladık. Şimdi içeriye geçelim, yaprağımızı sarmaya başlayalım. İçeri yedim isim. Ağzımda yutamadım. Arkadaşlar içimizi yaptık biz. Bu ağzımdakini yutamadım da konuşamadım bir de. İçimizi yaptık, yaprağımızı sarmaya devam ediyor. İrem Hanım'a hazırlık söylemiştim ya daha önce de. Kimimiz yaprak sarıyor, kimimiz mayalı yapıyor, lavaş yapıyor. Herkes bir işin başında. Bir İrem evlenecek. Şu çektiğimiz eziyete bak. İrem de dolmuşta oturuyor orada. Benim midem ağrıdı ya, korkumdan batıramıyorum. Gördüğünüz gibi yaprak sarmaya devam. Bir de şu şeyi göster. Bir elimiz mayalı yapıyor, bir elimiz yaprak sarıyor. Mangalımızdan falan da geri kalmayız keyfimizden de. Heh, aç kıl olayı, lavaşın içine. Ben seni aç kıl dedim. Adana yapacağız. Onun için mangal yakılacak. Lavaş yapıyoruz. Rabşan. Bakalım da. Açık. Zeytinyağlı yiyemeyen kamera açık. Oralara ses ekle. İsterseniz ben bir tarif falan da söyleyebilirim. Biz yaprağımızı sarmaya, lavaşımızı yapmaya, hazırlığımızı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Yeni yeni videolar gelecek inşallah. Bu aralar çok yoğunuz, işimiz çok. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.